Merhaba sevgili örgü severler. Ben Işıl Balaban. Nako dergisi için ördüğüm bu mantonun özellikle yapılış bölümünü, yani bu örnekli kısmını ve artı Paris'le böyle kürke dönüştürebileceğiniz tekniği sizinle paylaşmak istedim. Ve dergide açıklama bölümünde detaylı tarifi zaten var. Şu an biz sadece bu karnabahar örneğini hep birlikte çalışacağız. Artı bu kabartma işlemini nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Dergideki sayıya göre siz 256 ilmek tüm beden için atacaksınız. Bakın aynı zamanda içte de böyle güzel bir görselliği var. Ve 256 ilmekle örneği ben şimdi daha az ilmek sayısıyla başlayarak size anlatacağım detaylı bir şekilde. 256 ilmeğinizi attıktan sonra örneğiniz için kürklü bölüm, yani bu Paris ipimizi Parisli kısımlarını özellikle örgüsünün ters kısmını ön yüze getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ilmeği attıktan sonra ilk sıranızı düz örerek başlarsanız buradaki ilmekleriniz ön yüzde ters olarak denk gelecektir zaten. Bu sıramızı şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra düz bir şekilde örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden bir sıra düz ördükten sonra burada ön yüzde ilmeklerimin ön kısmına ters ilmeklerden denk gelmiş oldu. Arkada da düz ilmekler oluşmuş oldu. Şimdi 6 sıra boyunca, yani 3 defa daha bu şekilde önde ters, arkada düz 3 defa daha, yani 6 sıraya tamamlayacağız. Ve buradaki birinci bölümü tamamlamış olacağız. Kürklü bölümü. Şimdi 6 sıra boyunca buradaki ilmeklerimizi düz bir şekilde önde ters, arkada düz örerek buradaki 8 sıramızı tamamlamış olalım. Çünkü ilmeği attıktan sonra da biliyorsunuz bir sıra örmüştük. Başlangıçta 8 sıraya tamamlıyoruz. Çünkü kıvrılma payı var etek ucunda. Daha sonraki aralarımızda da 6 sıra olarak devam edeceğiz zaten kürklü bölümlere. Evet, şimdi buradaki 6 sıramızı da hızlıca tamamlayalım ve daha sonra örnek kısmını hep birlikte yapalım. Evet, buradaki sıra sayımızı 8 sıraya tamamlamış olduk ve ön yüzümde ters, arka yüzümde düz ilmeklerim var. Şimdi örneğimizi kuralım. Örneğimizi kurarken burada diğer ipimiz, düz ipimiz pırlanta devreye girecek. Ve düz örgü olarak şimdi bunun üzerine düz örgü devam edeceğiz. Ve aynı zamanda örneğimizi de kuracağız. Burada ilk iki ilmeğimizi kenar ilmeği olarak düz bir şekilde yürütüyorum ki daha düzgün bir hat çıksın bu şekilde. Yani ilk iki ilmeğim örneğe girmemiş olacak. İlk iki ilmeğimi düz ördükten sonra sıradaki üçüncü ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartacağız. Arttırmak için ilmeğime batıyorum, ipimi dolayarak çekiyorum ve tekrar çıkarmadan araya tekrar şişimi sokarak buradan bir ilmek çıkartıyorum. Burada bir ilmeğim iki ilmeğe dönüşmüş oldu. Sıradaki diğer ilmekten de tekrar aynı işlemi bu şekilde araya şişimi tekrar sokarak arttırıyorum. İkinci artışım ve tekrar aynı şekilde üçüncü defa arttırıyorum. Baş ve sonlarda yarım örnek koyacağız. Buralarda 6'şar 6'şar devam edecek kesim ve arttırmalarımız. Sadece baş ve sonlarda 3'er tane yapıyoruz ki örneğimiz düzgün yürüsün. Bakın 2 tane ilmeğimi düz ördükten sonra 2, 4, 6 tane ilmeğim oluştu. 3 ilmeği arttırmış oldum. Şimdi artık 6 kesip 6 arttıracağımız için sıradaki buradaki ilmekleri çift alarak kesmeye başlıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Kesiyorum 1. Tekrar kesiyorum 2. Tekrar kesiyorum 3. Kesiyorum 4. Tekrar kesiyorum 5. Ve burada son defa 6. defa kesiyorum. 6 ilmek kestim. Dolayısıyla şimdi 6 defa da arttıracağım. Kestiğim kadar arttıracağım artık. Yine aynı işlemle araya batarak 6 defa arttırıyorum. 1
2 3 4 5 ve 6. Tekrar keseceğiz. Yine çift alıyoruz. İlk 2 ilmeği kesmiş oluyoruz. 1, bir daha çift alıyoruz. 2, tekrar çift alıyoruz. 3 ve tekrar çift alıyoruz. 4, tekrar çift alıyoruz. 5, çift alıyoruz. 6. Şimdi ben burada tabii 40 ilmek üzerinden kurduğum için siz sıranızı bu şekilde 6 arttırıp 6 tane keserek devam ettiriyorsunuz. Şiş sonunda 5 tane ilmeğiniz kaldığı zaman son 3 ilmeği arttırıyorsunuz. En son kestik çünkü. Sadece 3 taneyi arttırıyoruz. Yarım örnek kuruyoruz tekrar burada. Ve son 2 ilmeğinizi de yine normal düz bir şekilde örüyorsunuz. Arka yüzden tüm ilmekleri ters örüyoruz ve başa geliyoruz. Şimdi hepsini normal ters bir şekilde örelim ilmeklerimizi. Arkadan da ters örerek geldik ve bakın burada dilimlerimiz artık şekillenmeye başladı burada. Şimdi bir sıra yine düz örüp arkadan ters örerek gelelim ve tekrar kesip arttırma yapacağız. Dolayısıyla şimdi bir iki sıramızı hızlıca düz ve ters arkadan da dönerek tamamlayalım. Şimdi bir sıra düz örüp arkadan da ters döndükten sonra düz ipimizle 4 sıramızı tamamlamış olduk. Son 2 sıramız kaldı. Çünkü artık 6'şar sıra 6'şar sıra böyle bloklar halinde gideceğiz. Şimdi bu 5 ve 6. sıramızda yine 5. sıramızda örneğimizi uygulayacağız. Aynı başlangıçtaki yaptığımız gibi ilk 2 ilmeğimizi yine düz bir şekilde ördükten sonra sıradaki ilmeğimizi arttırıyoruz. İlk 3 ilmeğimizi yarım örnek olarak peş peşe 3 ilmeğin içinden birer ilmek çıkartarak 6 ilmeğe çıkardık. Ve sıradaki 12 ilmeğimi de çift alarak 6 tane kesim yapmış oluyorum. 4 kestim. 5'i kestim. Ve 6. ilmeğimi de kestim. 6 kestiğim için tekrar buradan 6 tane ilmek her ilmeğin içinden gizli şekilde arttırıyorum. Ve tekrar 6 tane ilmek kesiyorum. Dönüşümlü örgü boyunca siz 256 ilmekte bu işlemi aynı şekilde uygulayacaksınız. Şimdi son 5 ilmeğim kaldı. Burada yine 3 ilmeğin içinden birer ilmek çıkartıyorum. Ve yarım örnek burada oluşturmuş oldum. Kalan 2 ilmeğimizi de yine düz bir şekilde örüyoruz. Ve arkadan da tüm ilmeklerimizi ters örerek ön yüze geliyoruz. Buradaki şimdi sıralarımı yine 6 sıraya tamamlamış oldum. Son kesimden sonra, kesip arttırmadan sonra bir sıra ters ördüm. Ve tekrar Paris ipime geçeceğim. Ve bu arada sürekli iplerimizi her başa geldiğimizde böyle çapraz yaparak mutlaka yukarıya doğru taşıyalım. Ki ipimiz 6 sıra boyunca alt kısımda kalmasın diye. Bu şekilde dolayarak yukarıya taşıyabilirsiniz ipinizi. Şimdi burada artık ilmeklerimizi ters örüyoruz Paris'te tekrar. Çünkü burası kürklü bölümü olacak yine. Burası tekrar kürk olarak kabartacağımız kısım olduğu için burada yine
düz ilmeklerin üzerine bir burada ters örerek buradaki ters sıramızı da oluşturmuş olacağız. 6 sıra boyunca yine ön yüz ters olacak şekilde arkada düz, önde ters 6 sıramızı tamamlıyoruz. Ve daha sonra tekrar kesip arttırmalara bu şekilde düzenle. Buradaki bölüm sayısı kadar 2, 4, 6, 8, 9 tane dilim yapmışız Paris'le. Bu şekilde siz de 9 tane yapıncaya kadar devam edeceksiniz. Evet, buradaki Paris'te olan kısmı 6 sıraya tamamladım. Arkası düz, önü ters şeklinde. Burada da 6 sırayı tamamlamış olduk. Ve şimdi tekrar Paris ipimize geçerek bir önceki işlemimizi burada da tekrar ediyoruz ve sürekli zaten aynı şekilde devam edecek. Yine ilk baştaki 2 ilmeği düz ördükten sonra sıradaki 3 ilmeği arttırıyoruz. Her ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Burada 3 ilmeğimizi arttırdıktan sonra yine 6 ilmek kesip 6 ilmek arttıracağız. Tekrar şimdi sıradaki 6 ilmeğin içinden birer ilmek çıkartıyoruz ve kestiğimiz kadar burada arttırmış olacağız yine. Ve sıradaki 6 ilmeği de yine çift alarak kesiyoruz. Burada da yarım örnek için yine sadece 3 tane arttırıyoruz son 5 ilmek kalınca. Ve son 2 ilmeğimizi de normal düz bir şekilde örüyoruz. Evet, şimdi tekrar kesip arttırdık. Şimdi arkadan bir sıra ters, önden düz ve arkadan tekrar ters olarak 3 sıra boyunca bir düz örelim ve daha sonra tekrar kesip arttıracağız. Ve örneğimiz bu şekilde devam edecek. Şimdi 3 sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 3 sıra ördükten sonra toplam 4 sıra örmüş oldum. Örnekli bölümle 6. sırayı tamamlayacağım. 5. sıramda tekrar örneği uyguluyorum. Biliyorsunuz her araları 6'şer sıra örüyoruz. İpimizi de aktarmayı unutmuyoruz köşelerde. Şimdi 2 tane düz ördükten sonra tekrar 3 tane arttırarak başlıyoruz. Evet, 3 tane ilmeğin içinden birer ilmek gizli bir şekilde arttırdım. Ve sıradaki 6 ilmeği çift alarak kesiyorum. 2 3 4 5 ve 6 ve tekrar arttırma yapıyoruz. 6 defa arttırıyoruz sıradaki ilmekleri ve tekrar kesiyoruz 6 tane. Ve sıra sonundaki 3 ilmeği arttırıyoruz. 2 kenar ilmeğimizi de normal düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde örneğimiz zaten bakın artık dalgalar oluşmaya başladı. Arka yüzden de ters ördükten sonra ön yüzde tekrar Paris ipimizde 6 sıra boyunca ters bir şekilde örneğimizi örerek bu şekilde devam edeceğiz. Her katman arası 6 sırayla tamamlanıyor. Biliyorsunuz örnekli sıranın ilk sırasında kesiyoruz. Daha sonraki 3 sıra boyunca normal ters düz örüyoruz. Ve 5. sırasında tekrar örneği koymuş oluyoruz. 6. sırasında ters öreceğiz. Ve sıramızı tamamladıktan sonra Paris ipimizde de 6 sıra boyunca yine ters bir şekilde örneğimizi böyle derinlik kazandırıyoruz. Daha sonra yapmanız gereken işleminizde bakın böyle bittikten sonra mantonuz, kolları, yakayı her yere ördükten sonra sadece tek yapmanız gereken böyle bir saç fırçası
Mutlaka herkesin evinde vardır veya elbise fırçası. Bu şekilde tarıyoruz sadece. Tarayarak buradaki tüm tüylü bölümleri dışarıya çıkartmış oluyoruz ve böyle çok güzel bir görsellik kazandırıyor bu bize. Bu şekilde siz de tarıyorsunuz. Bu daha sonra mesela yıkandığı zaman kesinlikle bozulma yapmıyor. Veya giydiği zaman böyle biraz kırışıklık oluşsa bile her taradığınızda ilk günkü gibi yine aynı görselliği elde edeceksiniz. Bakın bu şekilde böyle. Buradan da yine gösterebilirim. Her taradığınızda mantonuz bu şekilde siz de kabartabilirsiniz mantonuzu. Ve böyle hazır görünümlü çok şık bir mantonuz bu şekilde oluşmuş olacak. Sevgili örgü severler, umarım anlaşılır olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, örgüyle kalın diyorum.